Herkese selamlar dostlar. 3 Ağustos 2022 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 5 adet mücadelem var. 3. eleme turunun bütün maçlarını analizledim, yorumladım. ideal yüksek oranları çıkardım. Ve başlığın hakkını verelim diyorum. Ekrana görselimiz gelsin. Öncelikle başarı tesadüf değildir diyerekten de. Dün sadece bir adet kombin vermiştim. Bu kombinleri zaten çoğunun maç analizini sizlere de yapmıştım. Birazdan genel raporu göstereceğim. Dünün kombini çok güzeldi. Ben de beğenerek yaptığım bir kombindi. Magdeburg maçına size anlatmıştım. Geçiş oyununu oynayabilen bir takım diyerekten. Dakika 7'de penaltı kaçırdı hatta. Maç zaten 4-0 bitti. Ben 2.5 üst olaraktan da almıştım. Bu arada oranı çok düştü. 1.41 oranı varken 1.28'e kadar düşmüştü sabah Frankfurt maçının. Göteborg maçına 2-3 gol aldım. Değiştirmedim o tercihim. Hatta Göteborg'un galibiyetini bekliyorum dedim sizlere. Yüksek oranıyla birlikte 2-23 gibi oranı vardı. Onu önerdim. 2-3 golü geldi. Bir de link bir maçına ben 0-1 çifte şans önerdim. Youtube'da ne önerdim? Ben maç sonu 1 olarak önerdim. Ben günün kombininde böyle katıl grubunda verdiğim zaman özellikle bir kombin olursa genelde katıl, katıl grubuna geliyor. O kombinde kazanmaya çok odaklıyım. Çünkü milletin ana kombini bu oluyor günün kombini anlamında. O yüzden böyle elimden geldiğince sadeleştirip kazanmaya yönelik olduğu için bu şekilde güzel bir kombin çıkardığımı söyleyebilirim. Geçtim bunu isterseniz. Genel rapora baktığımız zaman da zaten oranlar çok güzel. Inter turk maçına ne dedim sizlere? Maç 2 ve 2-3 gol arasında sürekli gidip geliyorum. İkisini de verebilirim diyerekten de. Ben yine de 2-3 gole gideyim dedim. Ama maç sonu ikimiz de geldi orada. 3-0 gibi bir skorla bitti. Hiv burada kırmızı kart görmüştü. İkisi geldi. Damp KG varı gelmedi. Link bir maçının maç biri geldi. Göteborg'un 2 3 golü geldi. Frankfurt'un 2,5 üstü geldi. Bir de Göteborg'a yüksek orandan 2-23 gibi orandan maç sonu biri sizlere önermiştim. Şansımızın devam etmesiyle ile zaferin gölgesinde kaldın diyerekten de Kanga rapor olarak bunu bildireyim sizlere. Geçtim bunu. Herkes açık grubumuzda. Telegram grubumuzda, her herkes açık Telegram grubumuzda. Ee, ara ara böyle sizler de görüyorsunuzdur zaten. Katılanlar bir aile oldu. 300-400 kişi katıldı şu anlık. Orada şey yapıyorum. Maç önü yazılar, canlı tercihler ara ara veriyorum zaten. Biz katıl grubunda aktif olarak gidiyoruz. Bu gruba da herkes açık gruba da ara ara tercihler veriyoruz. Mesela bugün 2 Ağustos'a video çekmedim. Bir tane maç önü tercihi yayınladım orada yazı olarak da. PSV maçının yazısını yazdım yazdım yazdım. Tercihini de attım. Yüksek oran denemesi olarak da de oraya da gönderdim arkadaşlar. Açıklamada linki var. Tıklayıp gelin diye geçtim bunu da. Bir adet de skor yarışmamız var. Geçen skor yarışmasının Watford maçının skorunu sormuştum ben sizlere. Bilen 4-5 kişi olmuş sanırım. Ama dediğim gibi tek kişi alıyoruz. Bunu sezon başlayınca 2'ye çıkaracağım da şu anlık tek kişi 5 Ağustos'tan sonra 2'ye çıkaracağım. Mert Yağbasan'la arkadaşımız kazandı. Instagram üzerinden bana mesaj atarsa katıl telegram grubunun linklerini arkadaşımıza ileteyim. Ağustos ayı boyunca misafirimiz olsun. Skor yarışmamız var bir de aynı şekilde. Karabağ ile French Varuş'un maç skor yarışmasını yapalım dedim. Güzel bir karşılaşma. Bu maça skor tercihim bile var. Öyle izlediğim takım. Her iki takımı da izledim çünkü her maçını bu Avrupa eleme turlarında. Sizce maç skoru ne olur? Bilen bir arkadaşımızla bilen bir arkadaşımızla Ağustos ayı boyunca katı Telegram gruplarımıza dahil ederim. Şansınız daim olsun. Maksat amacımız burada skor yarışmasından ziyade güzel bir ortam oluşturup bir eğlence yaratmak olduğunda da sizlere bildireyim. Bol şanslar. İsterseniz başlayalım. 5 adet mücadelem var. Güzel modlar çıkardım. Sizlerden ricam videoya artı 200'ün üzerine like atmanızdır. Şöyle sezon başlıyor. Artı 300'ün üzerine geçebilirsek ben burada kombineleri de her gün sıralarım pat 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 diye. Onu da belirteyim. Like'larınızı bekliyorum. Desteğinizi bekliyorum. Geçtim. Bodo ile Zalgiris'in mücadelesi var. Güzel bir karşılaşma. Şimdi MBS 2 açmışlar bu maça da. Şimdi Bodo tarafından gidersek şöyle söyleyeyim ben sizlere. Bodo en son Linfield'de 8-0'lık galip geldi. Sizler de mutlaka takip etmişsinizdir. Son oynanan Aleysun maçını da izledim. Hem 2-3 gol tercihim hem de deplasman 1.5 üst tercihim geldi o maçta. Çok güzel bir şey yakaladık orada. Ben zaten ilk yarı, ilk yarı golüne de girdim canlıdan. Her iki gruba da attım. Vesaire vesaire. Şimdi 8-0'lık bir galibiyet aldı fakat inanılmaz bir kalite farkı vardı. İlk maçta 1-0 yenilse bile o karşılaşmada Linfield'e ama inanılmaz pozisyonlar kaçırdı o yenildiği maçta. Kale dibinden kaçtı, kaleciyi geçti, çizgiden oyuncu çıkardı vesaire derken ilk maç o 8-0'lık geçti. O çok göz boyamadı maçı. Şimdi burada Zalgiris tarafına baktığımız zaman da Malmö'yü içeride dışarıda gol yemeden yendi. Bak çok önemli. Malmö burada biraz zaten Malmö oyun yapısıyla birlikte Bodo'yla biraz benzetebiliriz diye düşünüyorum ben. Bodo'nun oyunu Malmö'ye benziyor diyebiliriz kısaca. Zalgiris zaten ağırlıklı olarak Malmö'ye özellikle deplasmanda oynadı karşılaşmada. Kontra oyunu oynadı. Kontra oyununu iyi oynayabilen ekip. Savunmaya çekiliyor. Muhtemelen bu maçta da öyle olacaktır. Savunmaya çekilecektir Zalgiris burada. Savunmada bekleyecektir. Bodo'ya karşı zaten hücum yaparsan. Bodø hem oyunun temposunu çok yükseltir hem de skora dönük oyunuyla birlikte rakip kalede çok fazla gol bulma yetisi çok yüksek Bodo takımının. Zalgiris burada defans yapacak. Zalgiris'in hücum hattında bir tane eleman var. Adını söyleyeyim sizlere. Matthias Keinde. Bu bireysel anlamda driplingleriyle birlikte Malmö defansına çok zorluk çıkarmıştı. Burada da Bodo'ya karşı yine muhtemelen onun üzerinde bir hücum şekillenecektir. Kontrol oyunu oynayacaktır Zalgiris takımı. Dediğim gibi ilk yarıda yatar şeye defansa doğru yatar. Gollerin de ikinci yarı gelmesini bekliyorum. Ama maçın ideal tercihini isterseniz yani. Yani Bodo bu. Ne var? Alt alınmaz. 2.5 üst alınabilir. idealden mesela. Ama ben idealden ziyade burada biraz daha yüksek orana gitmek istiyorum. Anlattığım sebeplerden dolayı. Arkadaşlar gollerin ben ikinci yarı gelmesini bekliyorum. 1.76'da oranı var. Şöyle Zalgiris'in Malmö ile oynadığı istatistiklere de baktım. Keza maçı da biraz takip etme şansım vardı. İlk yerde gerçekten güzel savunma yapıyor kontrol oyunu, kontrol oyunu oynayan bir ekip. Bono da ikinci yarı riskler alır. Daha çok gol bence ikinci yarı gelebilir. 1.76 oranı var. Benim analizim bu yönde değerlendirecekler bol şanslar. Karabağ ile French Varouj ikilisi. Şimdi Karabağ bu sezon ciddi anlamda istekli. Ben son maçında yüksek mislisini yaptığım karşılaşmam da oldu. Yani 1.58-1.60 oranı vardı. Karabağ'a doğrudan Matsuri bir önerdim. 5 tane attı o maçta. Hatta o maçta ilk geri birini Efsane sahibi bir buçuk üstünü Matsu'nu birini zaten idealden önermiştim. Çok güzel kazanmıştık kısaca. Karaban hücum hattı cidden başarılı. Özellikle geçen de Karaban maçını anlatırken bahsettiğim Zürih maçında. Hücum hattında Valci var. Tek forvet Senegalli. Bireysel anlamda çok yetenekli bir oyuncu. Ve son bitirişleri de çok kuvvetli. Hemen arkasında sağda Şeydaev, Ortada Kadi olması lazım. Diğer tarafta solda da Zubir diye bir eleman var. Bunların hepsi Birbirleriyle uyumu futbolcu, futbolcular olmuş artık. Birbirleriyle oynaya oynaya. O yüzden hücum hattında üret, üretkenlikte herhangi bir sıkıntı yaşamıyorlar. French Varoş takımı nasıl bir takım? French da istediği zaman oynayabilen bir ekip. Mesela kendi evinde 2-1 yenildi. Gitti Deplasman'da 5 tane attı son eleme maçında. İstediği zaman bu takım oynayabilen bir ekip. Ben Karabağ'ın burada kendi evinde zaten oyunu oynamasını bekliyorum. Gayet skora dönük oyununu kanatları kullanarak da Vadi üzerinde bir şekillendi. Va pardon Vadi üzerinde bir e, skor üretecektir diye düşünüyorum zaten ben burada. Ama French da katkı vermesini bekliyorum burada. Dediğim gibi burada oynayan bir ekip var. Eğer maçı sallamazsa French Faroş burada 3-4 tane yer. O kendi evinde de çeviremez o maçı Karabağ'a karşı. Onlar da bu işin farkında. O yüzden şöyle oranı da çok güzel. KG varın 1.70 gibi KG var oranı var. Korkmadan ben bunu alıyorum. 1.70 gibi orandan aldım mı? KG varım aldım. Geçtim. Yüksek orandan ne yapabiliriz diye baktım da. Ben burada Karabağ'ın zaten biraz daha üstüne oynamasını bekliyorum ki zaten çok istekliler. Oyun olarak bunları görmek çok mümkün. Ev sahibi 1.5 üstün da 2-0-1. Aldık mı? Aldık. Ne verdim? KG var verdim. Ev sahibi 1.5 üst verdim. Skor beklentimi de belirtiyorum. 2-1. Bakın. Bir köşeye yazın notunuzu alın. 2-1'lik bir Karabağ galibiyeti 7-0-8 gibi orandan sistemlere koyulabilir. Yarın mesela ben sistem kuponunda yüksek oran sistem grubunda bir tane maçım bu belirteyim Team. 2-1 skor. Maccabi Hafia ile Apollon oynayacak burada. Ben burada Maccabi Hafia'yı nerede izledim? Ee, bir saniye. Bir an unuttuğum videoyu durdurdum. Devam ediyorum şimdi. Olympiakos karşısında izledik Maccabi Hafia'yı. Kendi evinde oynadığı maçı da ben şaşırdım. Ben normalde takip etmiyordum bunu. Maccabi Hafia İsrail ekibi nereden takip edeceğim? Olympiakos'ta kendi evinde oynadığı maçı takip ettim biraz. Gerçekten üstün oynadılar. Olympiakos o maçta %30'da falan oynadı. İkinci maçta da zaten dakika 20 gol attı. Maç erkenden koptu. 4-0 bitti. Olympiakos'u devirdiler, elediler. Yani o maçta sürprizdir bu arada. Velhasıl kelam. Bunların da bir süper kupa maçı vardı. Hapoel Berşova ile oynadı sanırım. Uzatmalarda, penaltılarda kaybetti. Kupayı süper kupası vardı. Geçen yılda İsrail şampiyonuydu bu takım. Bu takım biraz daha Olympiakos'u devirerekten zaten Avrupa'da güzel işler yapabileceğini gösterdi ve oturmuş bir kadrosu var gibi. Apollon takımı da Güney Kıbrıs ekibi. Ben Kıbrıs'ta yaşayan biriyim. Kuzey Kıbrıs'ta yaşadım. Çoğunuz biliyordur vesaire. Şimdi Türkiye'deyiz de. Güney Kıbrıs takımları o kadar iyi takımlar değil. Mesela Ayaklar Naka vardı. Geçen gün izlemiştik o karşılaşmayı. Ee, o vardı mesela. O gerçek güzel performans gösterdi. De. Bu Apollon'un hazırlık maçlarına da baktım ben. Yani zaten bu Güney Kıbrıs takımları çok başarılı ekipler değil genel anlamda. Ben o yüzden bu İsrail ekibinin yanına gidelim diye düşündüm. Maç sonu biri idealden alalım. 1.40 gibi oranı var. Handikapı da 2.37 gibi oran, yüksek orandan önerebilirim diye düşündüm. Değerlendirecekler bu yönde bir değerlendirme yapabilir. Dinamo Kiev ile Graz karşılaşması. Şimdi bu karşılaşma da güzel bir karşılaşma da ben çekiniyorum biraz. Kiev'i izledik zaten. Yani hücum konusunda biraz sıkıntı yaşayan bir Kiev var. Ya bu Ukrayna olayından dolayı sanırım bu Kiev'i biraz kolluyor ya. Yani. Hakem makem. Ya Fenerbahçe maçında gördük. Hatta millet de yorum yapmış. İnşallah Sturm eler de grupta tekrardan Fenerbahçe grubuna düşer karşılaşırız diyerekten. Ya, maçı da izledim ya ben de sizler de mutlaka izlemişsinizdir. Hafif bir kollama var gibi ya bu Ukrayna savaşma maç ayağına bilmiyorum artık. Velhasıl kelam geçelim biz işimize bakalım. Sungraz'da kaliteli ense en son Salzburg'u yendi mesela 3 gün önce 2-1. Yenmesini geçtim maçta da etkin oynadı Salzburg gibi takıma karşı. Güzel bir takım olmuşlar Sungraz'da. Hazırlık maçlarında Galatasaray'a karşı bir oyun vardı o maçı da izledim. 2 dakikada 3 dakikada mı 2 tane gol attı adamlar zaten canlısını veremeden İkinci, yani üstü kaçtı. Efsane sahibi bir üst verecektim. Kaçmıştı atılıyorum. Güzel maç olur da kim alır bilmiyorum. Maç yine Polonya'da oynanacak. Ben burada kaçamak bir tercih yaptım. Toplam gol aralığı 2-3 gol verdim. 1.76 gibi orandan. Oranın da güzel 2-3 golü değerlendirme altına alabiliriz. Kızıl Yıldız'da Pulik mücadelesi. Kızıl Yıldız burada yani bence saplar geçer. Mesela şöyle KG varına baktım. Yani Punik'in atacağı bir gole 2.47 gibi oran vermişler. Kızıl Yıldız zaten çok iyi başladı. Hatta biraz bilgi vereyim sizlere Kızıl Yıldız takımı hakkında. Teknik adam Bejan Stankovic ile devam ediyor. Geçen yıl zaten şampiyon oldular. Sırbistan'da şampiyon oldular. Bu yılda inanılmaz başladılar. Bakın kendi evinde oynadığı 3 maça bakar mısınız? 4-0, 5-0, 6-0. Ozdovaç maçı da 7-0. Biter gibi. Velhasıl kelam. Yani çok iyi başladılar. Kendi evinde 15 tane gol attı takım. 3 maçta. Zaten kadrosunu da korudular. Hatta ben size şunu da söyleyeyim. Süper Lig'den iki tane transfer yaptılar. Karagümrük'ün forveti Pesic'i aldılar. Adam gol makinesiydi bildiğiniz üzere. Bir de Alanya Spor'dan Milo vardı. Onu aldılar arkadaşlar stoper mevkiine. Ee, zaten Kızıl Yıldız'a yüksek tempo oynayan bir takım. Skora dönük oynayan bir takım. Zaten kendi evinde oynadığı 3 lig da görmek mümkün. Maç başı 5 gol atıyor takım şu an 3 maçında. Sezon sezona da inanılmaz başladılar. Sırplı yerel yıldızları var bunlar. Katay ile Pavko mesela öne çıkanlar bunlar. Takımı biraz son dönemlerde şu ilk maçlarda takımın yıldızı olduğu diyebilirim. Deplasmanda Pulik takımından bahsedeyim. Normalde ofansif bir oyunu tercih ederler de Kızıl Yıldız'a karşı bence oynayamazlar. Burada deplasmandan gol beklenmiyor. Biz yine de 2.5 üstte idealden alalım dedim. 1.46 gibi orandan goller Kızıl Yıldız tarafından bekleniyor. 1.46'dan bunu alabiliriz diyerekten şunu da önerdim. Şu an gözükmüyor ama ev sahibi iki yarıyı da kazanır. Oranı 2 0 Bakın şu sırada en altta. Bunu şeyde de gözükmüyor. Yani ev sahibi iki yarıyı da alır da denenir bence. Değerlendireceklere bol şanslar. Toplamda 5 maçım analizim yorumlarım bu şekilde. Neredeyse her maça yüksek oran yaptık. K maç hariç. Onun da oranı zaten 1.76. Çok güzel oranlardan verdim. Değerlendireceklere bol şanslar. Kombin önerisini henüz daha yapmadım. Çünkü bir adet kombin olacak. O kombin ise muhtemelen katıl grubuna gelir şansınız daim olsun videoyu like atıp kanala abone değilseniz de abone olursanız sevinirim görüşmek üzere bay bay.